Dereler taştı, evler su altında kaldı. Karadeniz'i yine sel vurdu. Düzce'nin Kaynaş ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için çalışma başlatıldı. Üç köprü mevkiinde ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. Yılca ve Akçakoca ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası bir köprü yıkıldı. İki köprüde taşkın oluştu. Alaplı-Yılca Karayolu ve Yedigöller Grup Yolu'yla 9 köy yolu kapandı. 17'ye boşaltıldı. 43 vatandaş tahliye edildi. Sağlığı, en başta can sağlığı. Çok şükür. Bunların hepsi tespit edilecek. Zararınız, ziyanınız neyse bunları devletimiz karşılayacak. Yine Düzce'de sağanakla debisi yükselen dere kenarındaki binalarda çökme yaşandı. Sel bölgesinde mahsur kalan hayvanların yardımına raftingçiler yetişti. Suya kapılan hayvanlar kurtarıldı. Hadi bakalım. Oraya odaklan, fokuslan. Bu görüntüler Kastamonu'dan. Küre İkizciler Köyü'nde yaşayan 22 yaşındaki Recep Bakırcı için kayıp ihbarı yapıldı. Bakırcı'yı bulmak için bölgede arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra jandarma da çalışma başlattı. İnebolu ilçesine bağlı İlişi köyünde sel suyu nedeniyle dere taştı. Mahsur kalanları kurtarmak için karadan ve havadan kurtarma operasyonu yapıldı. 10 kişi helikopterle kurtarıldı. Bot yardımıyla da 11 kişi güvenli bölgeye taşındı. Sağanak, Bartın'da 3 gündür etkili oluyor. Sağanağın ardından kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı yalı mevkiinde taştı. Ulus ilçesine bağlı Yeni Kışla Köyü, Çukurtarla Mahallesi'ndeki cami de sel nedeniyle yıkıldı. Deniz kotuyla, ırmak kotuyla şehir kotu arasında çok büyük bir fark olmadığı için maalesef fazla yağan yağmur bir vesileyle kendisini derenin etrafına taşıracak. Sinop'un Boyabat ilçesinde Gökırmak Irmağı'nın debisi yükseldi. Şıhlı köyünde köylülerin tarım arazilerine ulaşım sağladığı köprü yıkıldı. Bölgedeki bazı tarım arazileri zarar gördü. Selin vurduğu bölgeye 5 bakan gitti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu incelemelerde bulundu. Yağmurlar şiddetini azaltmış vaziyette. Bugün de arkamızda gördüğünüz gibi dere yatağındaki su seviyesi de azalmış vaziyette. Ama bütün kurumlarımız olarak, bütün bakanlıklar, teyakkuz halinde binlerce personel, binlerce iş makinesiyle vatandaşımızın, milletimizin yanındayız.